kaç kişi okuma yazma biliyor, görebilir miyim? Okuma yazmasını soracağım, oraya yapacağız. Tamam, okuma yazma bir... Hocam o bilmiyor. He, bilmiyor mu? Kardeşim. Ama bir... Birlikte... Evet. Altı mı? Devam et. Annem ve babam çok yoğun çalışıyorlar. Yoğun çalışıyorlar. Yani aslında çalışmadan çalış... Kız lazım. Bir de yükseliyor, acele ediyor. Hocam okudum. Affet. Affet konuşmaktan ve... Okula gitmek istiyorum. Yüksel nerede çalışıyor? Annesiyle babasının yanında. Annesi babası ne iş yapıyorlar? Sizce? Neden? Başka kim vardı? İşçiler. İşçiler vardı. Hadi bakalım, önce bize kitabın adını söyle. Evet, bu da hadi bakalım. Evet, beni saydı. Evet, iki. Evet, yaz bakalım. İki, on, dört, on. Ben de çekeyim mi? Ay, bakalım. Ne geliyor? Abi ben de şey gör. Adam 5. Evet. Evet, Altınordu ilçemiz sınırlar içerisinde özellikle Saraycık bölgesinde bu metip arazimiz zaten Türkiye'de de örnek gösterilen bir bölge. Burada çalışan mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarının özellikle bahçeye gitmemeleri için ve burada kıymetli vakit geçirmeleri için kurslar açıyoruz. Bu merkezde 16 kurs açtık, 16 öğretmenimizi görevlendirdik. Zaman zaman öğrenci sayısı değişmekle birlikte 250 yakın öğrencinin buradan faydalandığını görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ve çocuklar da çok ilgili, az önce sınıfları gezdik, gayet de mutlular. İstekli bir şekilde kitap okuyorlar, etkinlik yapıyorlar. Burada özellikle bu mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları Türkiye'nin değişik bölgelerine gittikleri için çocuklar bir şekilde kazanım eksikleri oluyor. Okula gidemiyorlar. Bu kazanım eksiklerini burada halk eğitim merkezimiz aracılığıyla biz gidermeye çalışıyoruz. Ve bunda da başarılı olduğumuza da inanıyorum. Öğretmenimizle konuştum az önce. Geçen sene okuma yazma öğrettiği bir öğrencinin bu sene daha da kendisini geliştirdiğini, okuma yazma anlamında ve özellikle okuduğunu da anlama, anlatma anlamda güzel beceriler kazandığını bize ifade ettiler. Bunları görmek de bizi tabii ki milli eğitim olarak mutlu ediyor. Amaç çocuklarımız burada geçirdikleri vakitleri daha kıymetli, kaliteli bir şekilde geçirsinler, eksiklerini tamamlasınlar, yeni yeni bilgiler öğrensinler,
kurslarla, etkinliklerle, buradaki yaptıkları faaliyetlerle onların bir şekilde hem bedensel hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak bizler için gerçekten gurur verici. Çocuklar genel olarak Urfa'dan buraya geliyorlar ve burada çadırda kalıyorlar. Aileleri fındık tarımıyla uğraşıyorlar. Buradan da yine Kayısı'dan geldiler değil mi arkadaşlar? Patatese gidecekler. Yılın hemen hemen 9 ayı bu şekilde toplayıcılık yapan bir aileye mensup bu çocuklar ve okul hayatı yok denecek kadar az. Biz de burada aslında onlara okulla, kitapla haşır neşir etmeye çalışıyoruz. Ne kadar yardımcı olabilirsek o kadar kar mantığında ilerliyoruz. Sabah kaçta geliyorsunuz? Sabah 8.30 gibi burada olmuş oluyoruz. 9'da derslerimize başlamış oluyoruz. Akşam da 4'ü buluyor. Öğrencilerimizin Doğu ve Güneydoğu'da Doğu'dan geldikleri için ve mevsim tarım işçiliğiyle uğraştıkları için eğitim seviyeleri olarak normal düzeylerinin altında olduğundan o eksikliklerini tamamlayarak daha girecekleri sınavlarına, geçecekleri sınıf seviyelerine hazır bir hale getirmeye çalışıyoruz. Seviye olarak normaldeki okul düzeylerinden aşağıdalar ama onu yukarıya çekmeyi taşıyoruz. En azından buradaki vakitlerini değerlendirmeler için çalışmalar yapıyoruz. Fayda görüyorlar değil mi hocam? Kısa da olsa bu süreç. Tabii ki ilk geldikleri andan buradan gidecekleri zamana kadar olan dilimde gelişim gösteriyorlar. Burada öğrencilerimiz de ağırlıklı olarak okuma yazma, okuduğunu anlama üzerine eğitimler yapıyoruz. Neler yapıyorsunuz bir gün hocam? Bir gün içerisinde öğrencilerimizle okuma anlama çalışmaları, temel matematik becerileri kazandırma, bunun yanı sıra görsel sanatlar ve beden eğitimi öğretmenlerimiz kendi derslerine yönelik öğrencilerimizle çalışmalar yapıyorlar. Oldukça fayda görüyorlar mı bu ilerleyen süreçte? Evet, bu çocukların çoğu mevsimlik tarım işçisi olduğu için aileler düzenli olarak bir okul hayatları olmuyor. O nedenle düzenli bir eğitim alamıyorlar. Burada yaptığımız çalışmalarla onların bu kayıplarını gidermeye çalışıyoruz. Eksikliklerini telafi etmeye çalışıyoruz. Evet, gönüllü olarak çalışıyoruz burada. Mutluyuz. Onlara bir şey katabilmek bizi çok mutlu ediyor.